Elon Musk neden Ay yerine Mars'a gitmek istiyor? Atmosfer. İlk ve en önemli sebebi atmosfer. Ay'ın yer çekiminin düşük olması sebebiyle atmosfer uzaya karışmıştır. Fakat Mars'ın atmosferi halen yerli yerinde durmaktadır. Şu andaki imkanlarla ve hatta önümüzdeki 100 yıllık imkanlarla bile atmosfersiz bir gezegene atmosfer oluşturmak imkansıza yakındır. Fakat atmosferi olan bir gezegenin atmosferini yaşama uygun hale getirmek çok daha kolaydır. Üstelik bunu yaparken makinelere de ihtiyacımız yok. Her yerde yetişebilen alglerle bu işlemi yapmak çok kolay. İşlemi daha da hızlandırmak adına bu canlıların bazıları mutasyona uğratılabilir. Yer çekimi. Elon Musk, Ay yerine Mars'a gitmek istemesinin ikinci sebebi ise yer çekimi. Biliyorsunuz ki Ay'ın yer çekimi Dünya'ya göre çok düşük miktardadır. Yer çekiminin düşük olmasının tek olumlu yönü, yüksekten düştüğünüzde ölmeyecek olmanızdır. Olumsuz yönleri ise saymakla bitmez. Düşük yer çekimine sahip bir ortamda yaşamak kemik ve kas erimelerine sebep olmaktadır. Günde 12 saat vücut geliştirme egzersizi yapamayacaksınız. Ayda yaşamayı aklınızdan bile geçirmeyin. Şimdi diyeceksiniz ki uzay istasyonunda çalışanların kasları neden erimiyor? Hemen cevap verelim. Onların da eriyor. Onların da gündelik yapmaları gereken egzersizler var. Zaten onlar bile uzayda çok uzun zaman geçiremiyorlar. En dayanıklı astronotun bile belli bir süre sonra vücudunda ciddi sağlık sorunları meydana gelmekte. İsterseniz bir astronotun dünyaya döndükten sonraki halini hep beraber inceleyelim. Yer çekimiyle ilgili diğer sorunumuzsa kalp damar sistemimizdir. Kalp damar sistemimiz dünyadaki yer çekimine uyum sağlayacak şekildedir. Düşük yer çekimi ortama girdiğimizde ister istemez tansiyonumuz da yükselmekte. Peki Mars'ın yer çekimi çok mu normal? Hayır, ama en azından Ay'a göre daha insancıl. Bilim insanları Ay'ın yüzeyinde ince bir tabaka halinde su olduğuna ve milyonlarcası olduğuna inanmakta. Fakat yine de kesinlik yok. Mars'ta ise durum daha iç açıcı. Mars'ta doğal su kaynaklarına, göl ve deniz yataklarına benzer irili ufaklı yer şekillerine rastlanmıştır. Tabii bu kanallar ve diğer yer şekilleri Mars'ta su olma ihtimalinin Ay'da su olma ihtimalinden daha yüksek olduğunu göstermekte. Para, maden. Bir diğer sebep para. Mars'ta önemli miktarda değerli maden olduğuna inanılmakta. Bir diğer nedense sıcaklık. Ay'da gündüz sıcaklığı kaynayan suyun sıcaklığına yakınken gece sıcaklığı ise ortalama -150 derece. Bu sıcaklıklar ne yaşamaya ne de tarım yapmaya müsait değil. Mars sıcaklığı ise atmosfer nedeniyle dünyanın ortalama sıcaklığına daha yakındır. Bir diğer sebep ise gün uzunluğu. Mars'ın bir günü dünyanın bir gününe oldukça yakındır. Ay'ın bir günü ise ortalama 29,5 güneş gününe denk gelmektedir. Yani Ay'da yaşayan bir insan ortalama 15 gün geceyi, 15 gün gündüzü yaşayacaktır. Bu da insanların alışkın olduğu saat düzenini alt üst edecektir. Son bir sebep daha var ama bu oldukça fantastik bir sebep. Bir grup insan Ay'ın zaten sahibi olduğunu ve bu yüzden Elon Musk'ın Mars'a gitmekten başka seçeneği olmadığını savunmakta. Onlara göre Ay dünyanın yörüngesine uzaylılar tarafından bırakılmış yapay bir uydudur.